Bugün bir tarih kitabı tavsiye etmek istiyorum size. Dört hükümdar Avrupa'nın tarihine yön veren dört hükümdarı ele alıyor. 8. Henry, 1. François, 5. Karl ve Kanuni Sultan Süleyman. Dördü de Avrupa'nın tarihine yön veren, Avrupa'nın geleceğini belirleyen hükümdarlar bunlar. Birbirleriyle ilişkileri var, birbirleriyle rakipler, bazen dostlar. Ama çok önemli bir dönemde yaşıyorlar. Amerika kıtasının keşfi, Fransız Rönesansı'nın yükselişi, Dinler Savaşı'nın Avrupa'yı yıkıp geçtiği bir dönem bu dönem. Öbür tarafta İngiltere'de bambaşka şeyler oluyor. Bu Dinler Savaşı'nın içerisinde İngiltere protestan tarafa kayıyor. Ve tabii bir cihan imparatorluğu yaratan Kanuni Sultan Süleyman var bütün bunların içerisinde. Bunların birbirleriyle ilişkileri nelerdi? Bu devletler birbirlerini nasıl etkilediler? İşte bu kitap onu e, anlatıyor. Kitabın arkasında bir e, not var. Diyor ki, modern Avrupayı şekillendiren dört hükümdar, kimi zaman dost ama sıklıkla düşman ve her zaman rakiptiler. 16. yüzyılı şekillendiren bu rekabetin portresini Wall Street Journal'ın en popüler tarihçi olarak nitelediği John Julius Norwich çok detaylı ve ilgi çekici bir şekilde çiziyor. Peki nedir, neden bahsediyoruz? Kitabın hemen e, girişinde şöyle deniyor. 16. yüzyılın başı yaşamaya değer heyecanlı bir dönemdi. Orta Çağ'ın feodal Avrupa'sı hızla değişerek bir ulusal devletler toplumuna dönüşüyordu. Batı Hristiyanlığının birliği hiç olmadığı kadar tehdit altındaydı. Hatta yüzyılın ilk, ilk çeyreği son bulmadan kaybolup gidecekti. Osmanlı Türkleri peş peşe tahta çıkan muktedir ve hırslı sultanlar sayesinde bütün cephelerden batıya doğru ilerliyordu. Yeni dünyanın keşfedilmesi İspanya ve Portekiz'e muazzam bir zenginlik kazandırmış, geleneksel Avrupa ekonomisinde büyük bir kesintiye yol açmıştı. Tarihin başka bir döneminde kıtanın tamamı hepsi de aynı 10 yıl içinde 1491-1500 arasında doğmuş dört büyük kişilik tarafından böyle gölgelenmemişti. Bu dört dev yaş sıralamasına göre İngiltere Kralı 8. Henry, Fransa Kralı 1. François, Osmanlı Sultanı Muhteşem Süleyman ile Kutsal Roma Cermen İmparatoru 5. Kardı. Kimi zaman dost, kimi zaman düşman, her zaman rakip olan bu dört adam Avrupa'yı avuçlarının içinde tuttular. Ve Kanuni Sultan Süleyman e, kitabın içerisinde önemli bir yer tutuyor e, elbette. İstanbul'da diyor yazar kendi adını taşıyan büyük caminin Süleymaniye caminin ana kapısının üzerinde imparatorluk kanunlarını yayan e, sözleri yazılıdır. Türkler Süleyman'ı Avrupalılar gibi muhteşem değil her zaman kanuni, kanun koyucu diyebilirler. Sultan bu ünvanı hak etmiştir. İmparatorluğunun hukuk sisteminin tam anlamıyla gözden geçirilmesinde uzun bir yol kat etmiş, toplum, eğitim, vergilendirme ve ceza hukukunda radikal değişiklikleri kurumsallaştırmıştı. Ama Süleyman kendisine özgü doğulu bir biçimde de olsa bahsettiğimiz diğer krallar gibiydi. O da bir Rönesans çocuğuydu. Çok kültürlü bir hükümdardı. Türkçe ve Farsçayı ana dili gibi konuşurdu. Her iki dilde de yetenekli bir şairdi. Bu dillerin yanı sıra akıcı bir Arapçası, iş görmesine yetecek kadar Yunanca, Bulgarca ve biraz da Macarcası vardı. Usta bir kuyumcuydu. Son derece cömert bir sanat hamisiydi meşhur mimar Sinan imparatorluk kentlerini bugün hala ayakta olan camiler, dini vakıflar, okullar ve kervansaraylarla donattı. Peki kitap nasıl bitiyor derseniz Süleyman, François ve Karl'da bulunmayan, Henry'de bulunduğu da kuşkulu olan bir niteliğe sahipti. Bu da hoşgörüydü başkalarının inançlarına içgüdüsel bir saygı göstermek. Onların kendi gelenekleri, gelenekleri ve ibadet biçimlerine izin vermeye hazır olmaktı. Süleyman'ın topraklarında mutlak hoşgörü hakimdi. Hükümdar dostları onu örnek almış olsaydı Avrupa çok daha mutlu bir yer olurdu, diyor ve en sonunda da e, hepsinden önemlisi bu dört muhteşem, unutulmaz hükümdar 50 yıl gibi kısacık bir süre zarfında bu dönemde karşımıza çıkar. Bu hükümdarların her biri yönettikleri topraklarda silinmez bir, bir iz bırakmış, hep birlikte medeni dünyayı dönüştürmüşlerdir. Dört hükümdarın yani Fransa Kralı, İngiltere Kralı, İspanya ve Kutsal Roma Cermen, İmparatoru dördü hep birlikte nasıl bir Avrupa kapışması yaşıyorlar, nasıl ittifaklar kuruyorlar, nasıl rekabet ediyorlar ve Osmanlı İmparatorluğu. Avrupa'daki bu rekabette nasıl kilit bir rol oynuyor? Bütün bunları anlamak için bu kitabı hararetle tavsiye ediyorum. Hep kitaptan çıktı ve çevirmeni de Ebru Kılıç kendisini tebrik ediyorum. Basit Yalın güzel bir dili var. Kitapçılarda da bulabilirsiniz, internet üzerinden sipariş verebilirsiniz. Ama dünyayı anlama konusunda Modern dünyanın inşasının hemen öncesinde e, neler oldu, neler bitti? Öyle zannettiğiniz gibi Osmanlı tek başına bir kenarda duruyordu, sadece savaş ilişkisinde bulunuyordu Avrupa ile falan değil. Nasıl iç içe geçmiş bir tarih vardı. Bütün bunları çok güzel anlatıyor, e, çok keyifle okuyacaksınız, keyifle e, satırların arasında kaybolacaksınız diye düşünüyorum.